Kısacası şehrimizde çıkan İlk Bakanı da sanat alanında şu anda çok üst seviyede olan şehrimizde kentle üniversite arasında bağ kuran sanatçı arkadaşlarımız da Gülseli Hanım gerçekten veya Gülseli Hocam değil gerçekten çok önemli bir kitap çıkardı. Daha önce 2007'de bildiğim kadarıyla Eskişehir'e emek veren kadınlar üzerine bir kitap yayınlamıştı. Daha sonra bunu genişleterek Eskişehir'e emek verenler diye bir kitap hazırladı ve biz de hocama yardımcı olduk. Bu eseri çıkarttık. Bir şehrin oluşması kolay değil. Eskişehir'e şöyle tarihine baktığımızda Feriklerle başlayan bir serüven, daha sonra işte Selçuklular, Osmanlılarla devam ediyor. Değerli büyüklerim, değerli konuklar, sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu kitabı kent beylerine katkı yapmak, yani unutulmaması gereken hizmetleri ve kişileri kayıt altına almak amacıyla yazdım. Kitabın görsel yönden de önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü şehirle ilgili çok önemli fotoğraflar da var içinde. Benim kriterim emek. Emek sözcüğü benim için çok değerli. Bir mesleği çok iyi icra edebilirsiniz. Ama onun karşılığında maaşınızı da alırsınız. Karşılığını almış olursunuz. Ben sorumlu olduğu alanda alışılanın üstünde bir emek harcayan ve gerçekten fark yaratan insanları yazmak istedim. Eleştirilerinizi de bekliyorum yani. Beytullah Bey 1927 doğumluydu. Ondan sonra Mehmet Mahir Mekanan var. 1928 doğumlu. Eskişehir Eski Milletvekillerinden. Sözü size verebilir miyiz?